Kardeşler birbirinden farklı olabiliyor. Peki aralarından biri suçluysa? Albin çok güzel bir kız. Her zaman parlak makyajlar yapar. Saçları her zaman harikadır. Müge'nin daha basit bir tarzı var. Bugün hangi şapkayı taksam? Ervin'in dolabı hep düzenlidir. Diğer yandan Müge'nin güzellik bakım ürünleri bile yok. Benzer durumlarda bile kardeşler farklı davranabiliyor. Aa, şu iyi kız çantasını düşürdü. Yardım etsem iyi olur. Affedersiniz, çantanız düştü. Diğer yandan Müge olaya farklı yaklaşıyor. Kayıp bir çanta kaderin hediyesidir. Vay canına, bu bir hazine değerinde. Para bende kalsın. Hey, sen çantayı düşürdün. Teşekküre gerek yok. Kardeşlerin ilgi alanları oldukça farklıdır. Ama her zaman birbirlerine sahip çıkıyorlar. Müge, nereye gittiğini sanıyorsun sen? Kardeşi tek başına bir suç gezisine çıkıyor. Sus bakayım. Kimseye söyleme. Çok önemli. Yardımına ihtiyacım var kardeşim. Beni annemlerden saklar mısın? Etraf temiz. Bizimkiler uyuyor. Gidebilirsin. Tamam. Operasyon başlasın. Endişelenme Albin. Hemen dönerim. Dikkatli ol. Aa, Müge tehlikeli sularda yüzüyor. Uzun süredir ortalarda yok. Umarım başına kötü bir şey gelmemiştir. Birazcık temizlik yapmak onu rahatlatır. Müge silahlarını neden hep evde bırakıyor? Annemler görürse bizi mahveder. Müge geldi. Albin, at şunu. Yakala. Kardeşinin gelmesini beklediği iyi oldu. Kendimi kamufle edeyim. Şimdi eve girebilirim. Ne geceydi ama. Bugün ne getirdin Müge? Bak, iyi iş çıkardın. Aa, hayır. Annem ve babam. Bu gürültüde ne kızlar? Ne gürültüsü? Gürültü falan olmadı. Sıcak çikolata içiyoruz. Çok tatlısınız kızlar. Arkadaş gibisiniz. Çak bakalım kardeşim. Kardeşiniz bir suçluysa bir gün onu polis kayıtlarında görebilirsiniz. Müge, bak sensin bu. Çok güzelsin. Ama Müge'nin hoş fotoğraflara ayıracak vakti yok. Bu resimler son görevde deşifre olduğu anlamına geliyor. Tebrikler. Artık ünlüsün. Ünlü bir insanın para kazanması gerekiyor. Ünlü selfiesi. Ucuza getirdim. Hadi gel. Utanma. İşte ilk hayran geliyor. İyi bir iş girişimi oldu bu. Şu saçmalığı keser misin artık Albin? Biraz sabret kardeşim. Ünlü olmak bunu gerektirir. Ama herkes ünlü bir suçluyla fotoğraf çekilmek istemez. Burada neler oluyor böyle? Polis her şeyi anlayacak. Yeter artık Albin. Ne kadar kazandığımıza baksana. Parayı sonra bölüşürüz. Şimdi Müge'nin hapse girmesi gerekiyor. Yolu gösterin memur hanım. Bundan sonra kardeşler birbirlerini bu bölmenin ardından görebilecek. İyi bir kız ol Albin. Benim yaptıklarımı yapma. Bugün Müge'nin doğum günü. Sürpriz kostüm partilerine bayılır. Umarım hoşuna gider. İşte doğum günü kızımız geldi. Aa, sanırım yanlış yere geldim. Memur bey, lütfen beni bağışlayın. Hadi ama kardeşim, bu senin partin. Birazcık eğlen. Ama etrafında polisler varken Müge kendini biraz rahatsız hissediyor. Eğlenceli değil ki bu. Aksine korkunç. Parti bitene kadar bayılsa iyi olur. Hediyene baksana Müge. Hem de bir soygun maskesi. Beğendin mi? Yel daha çok kreatif olabiliyor. Ama bu sefer biraz abarttı. Kardeşler birlikte alışverişe çıktı. Albin kendine güzel bir şeyler almak istiyor. Bunu deneyebilir miyim? Çok güzel. Elbette. Şu mücevhere baksana. Müge buraya boşuna gelmedi. Yine suç işlemek üzere. Bunu almam gerekiyor. Bunu da. Bu dükkanın mallarını koruma konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Bunu da alayım. Galiba daha sonra alışveriş yapacağım. Gidelim buradan Albin. Kötü bir alışveriş oldu.
Ürün yoksa müşteri de yok. Yes. Artık suç ortağıyız. Polly'nin parasını ödemedin. What? Aa, aman Allah'ım. Hadi ama büyütülecek bir mesele değil. Elvin çok üzgün. Hoşlandığı çocuk hiçbir paylaşımını beğenmemiş. Why? Bu nasıl olur Müge? Benden nasıl hoşlanmaz? Ağlama Elvin. Sana yardım edeceğim. Ben de burada oturup üzüleceğim. Kim o? Bu. Beyaz atlı prensi. Hepsi senin Elvin. Teşekküre gerek yok. Uslu dursan iyi olur. Anladın mı? Çok tatlı. Elvin şimdi mutlu oldu. Müge dünyadaki en iyi kardeş. Elvin bu akşam sahneye çıkıyor. Uzun süredir bu yarışma için hazırlanıyor. Ama Müge geç kaldı. İşte geldi. Ama tüm koltuklar dolu. Sorun yok. Birazdan yer açarım. Hey hanımlar defolun buradan. Bir daha uyarmayacağım. Müge her zamanki gibi kaba kuvvet kullanıyor. Kimse onu durduramaz. Şimdi oturacak bir sürü yer oldu. Aferin Elvin. Harikasın. Yes. Ne sipariş edelim kardeşim? Seçim yapmak çok zor. Bilemiyorum Müge. Ne. Aa baksana. Şu pasta çok güzel. İster fotoğrafını çek, ister ye. Garson. Hey. Şu kızın pastasından istiyoruz. Maalesef o pastadan elimizde kalmadı. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Şimdi hallederim. Şu masaya 3 tane boş bardak koyar mısınız? Hey pasta karşılığında bir oyun oynamak ister misin? Kurallar ne? Çok kolay. Hangi bardakta pasta olduğunu bulacaksın. Şimdi rakibin kafasını karıştırması gerekiyor. Müge ise bu konuda bir numara. Ödül nerede? Burada. Bu boş. Ama rakibini kazanma şansı hiç yoktu zaten. Şşt Elvin. İşte pastan. Böyle bir kardeş olduğu için çok şanslı. Wow, uyuyakaldık. Müge acele et, geç kaldık. Kardeşler hızlıca hazırlanma konusunda bir numara. Yataklarını toplamaya bile vakit buldular. Kitapları unutmayalım. Müge'nin aklında başka planlar var. Bir sonraki göreve hazırlanması gerekiyor. Elvin oyuncak ayısı olmadan bir yere gitmiyor. Pekala hazır mısın? İyi günler dilerim kardeşim. Bye bye. Sana da Elvin. Ama Müge'nin pazarlığı mahvoluyor. Malı getirdin mi? What? Oyuncak almadığımı biliyorsun Müge. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Mahvoldum. Elvin'in de başı belada. Kitapların yerine silah ve para getirdi. Müge tekrar yakalandı. Bankayı soyan sen miydin cevap ver. Hiçbir şey sormayacağım. Nefesini boşuna tüketme. Kardeşimi kurtarmam gerekiyor. Eller yukarı. Çok cesur bir kız. Ama polis pek korkmuşa benzemiyor. Su tabancası mı? Cidden mi? Evet seni zorba. Sen kardeşimle konuşurken ben de işe koyulayım. Bu kelepçelerden kurtulmak çocuk oyuncağı. Bırak onu. Onun bir suçu yok. O öyle bir şey yapmaz. Bir dakika. Suçlu nerede? Hadi Elvin. Etraf temiz. Bekleyin. Durun. Ama hiçbir polis bu kadar harika kardeşleri yakalamayı başaramaz. Yeni videomuzu sevdiniz mi? Sizin de kız kardeşiniz var mı? Nasıl birisi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece komik kız kardeş hikayelerimizi kaçırmazsınız.